Bemsak. Ne bombalar çıkacak acaba? Dur bakalım. İlkokul arkadaşınla evcilik yerine senin yazdığın skeçleri oynarmışsın. Evet. Evet. Sen Sivas'ta doğdun büyüdün gibi bir durum mu var? Var evet. Var. Doğru. Özbe Sivaslı mısınız? Öyle evet. Sonra okul nerede? Nereden mezunsun? İstanbul Üniversitesi Amerikan Edebiyatı mezunuyum. İstanbul Üniversitesi Amerikan Edebiyatı. Evet. Vay enteresan bir yerden bir dönemek olmuş yani. Evet, evet, evet enteresan olmuş. Oyunculuk yapabilmek için hani İstanbul'a gelmek için yazdığım bir bölümdü. Bölümün hakkını veremedim. Bitiremedin mi bölümü? Yok bitirdim ama hani. Ha hakkını veremedin. Hakkını veremedim. Peki İsrat'tan hiç hoşlanmaz mısın? Toplu taşımayı tercih eder misin? Hala evet. Hala? Hala tabii. Ya. Araba almayı düşünmüyorum. Kaza fobim var. Gidersek toplu böyle otobüste falan böyle. hep beraber. Yani. Hep beraber. Ben de tek başıma yalnız falan korkarım. Böyle. Hep beraber. Toplu. 42T haydi. Tek başıma. Beraber. 42T tek başıma gitmeyeyim diyorsun. Başkalarının da canını yakacak. Beşiktaş taraftarıymışsın. Evet. Ata. Öyle mi? Ata. Esas büyük Beşiktaş taraftarı yanında oturuyor tabii yani. Ben onun yanında hani. Öner sende ne durum var? Benim çok karışık abi. Ben Galatasaraylıyım da Erkan Can. Galatasaraylılar ya da Beşiktaşlılar bana kızmasınlar. Beşiktaş'a da sempati duyuyorum. Erkan Can da bir gün Sarp'ın evinde oturuyoruz böyle. Villada. Beşiktaş. Beşiktaş mı? Kaçıncı katta oturuyorsunuz? Hatırlayamıyorum ya. Aa, o kadar. 12 falan. 12. katta. İşte dedi ki oğlum sen hangi takımlısın dedi. Ben dedim abi Galatasaraylıyım gel seni Beşiktaş'ta yapalım dedi. Olur dedim. Zafer Algöz'ü aradı. Beni Beşiktaşlı yaptılar ama hala maç izlerken böyle bir tarafım Galatasaray'dan yana. Sen bir dakika üç gerçekten kere... Galatasaray'dan Beşiktaş'a bir sözle mi döndün yani? Üç kere Süleyman yani... Seba deyince oluyorsun. Süleyman Seba. Ama yani bu konuyu uzatmayacağım sonra yüklenenler olabilir sana. Evet, peki. Evet. Küçükken 5. kattaki balkonun. Benim hala İrem'e devam ediyoruz. Küçükken 5. kattaki balkonun korkuluğuna çıkıp Titanic pozu vermişsin. Abin çekip almış. Ne abiler var. Vallahi ya çok romantik filmdeki gibi romantik bitmedi. Abim aldığı gibi çarptı beni bana balkona. Ama aynı abi aynı zamanda sen doğduğunda kundaktayken üzerine battaniye örtüp de boğmaya da çalıştı. Evet. Bence bir hafta bir sonraki hafta abisini alabiliriz. Öyle bomba evet, geldi, bir boğmaya kalkmış. Star Wars ve Yüzüklerin Efendisi'nin karakter oyuncaklarını topluyormuşsun. Evet. Hiç senden evet. Beklenmeyecek. Niye alkış da geliyordu öyle? Star Wars'çılar çıktı. Allah'ım hayvanları var. Evet. Benim elimdekini mi çekiyorsun? Orasını mı çekiyorsun? Nereye bakayım? Bu kadar yakından mı çekiyorsun? Ben bayağı nefesin şuramda senin böyle bir... Gerçekten hissediyorum ya. Vay. Devam ediyorum. Çok acayip bir bilgi. Neyse şunu da söyleyeyim de ondan sonra söyleyeyim. Ha şunu yok onu söyleyeyim ondan sonra ötekini söyleyeyim. Ya. Ötekini hiç söylemeyeyim ben direkt şunu söyleyeyim. Vallahi. Çok acayip bir gerçekten elmastan nefret eder misin? Nefret ederim. Arkadaş alan mı vardı nefret ediyorum değil mi? Hayır yine alacak. Rahatlık yani. Hayır. Elmas hiç sevmem. Hele böyle kocamanından getiriyorlar ona nasıl? Alacak olan biri varsa şimdiden bilsin. Ha hani. Güzel. Hani nefret ederim. O kadar. Nefret ederim. Allah neden? Allah. Elmasla bir şey mi yaşadın bir gün ne oldu? Hayır hiç yani parlayan bir taş yani böyle kömür niye bu kadar para böyle hiç sevmediğim bir konsept arkadaş, yani. Arkadaş sen bu karakteri iyi oynuyorsun o zaman ya. Tabii bence ben de. Leopardan vallahi da nefret ederim. Yani Leopardan da nefret edersin. İrem'in dizideki Leopard desenli devamlı giydiği bir üzerine body'si var. O body'nin bir özelliği var. Onu kimse bilmiyor ama o şifreyi biz çözdük. Enteresan body. Sen de belki farkında değilsin. Body'yi bir gösterin bakın o body'nin leopar desenlerinin arasında şifreli ne yazıyor? Aynen. Hadi be. Yaklaştı. Zaten bu bendim Cylon bu. Yaklaştı. Ne oluyor ya? Bak yaklaş iyice. İyice yaklaş bak orada ne yazıyor? Bismillah. Ne o be? Beyaz doğa. Kim? Ne? Yalan dünya yazıyor. Aa. Ya sen bunu görmüş müydün daha tişörtünün üzerinde? Yok canım hala görmüyorum. Değil mi? Hala görmüyorum. Yeni simgesi? Türk parasının yeni simgesi zannediyorum. Hala mı görmüyorsun? Yok tabii. Abi yani... o da yalan dünya yazıyor görmüyor musun? Evet. Tişörtünün evet. Üzerinde böyle aa, bir şey olma evet. Farkı. Altta yağ yazıyor. Şu üst, hayır, sol üst köşede yağ yazıyor. Yağ. Hadi çocuklar onlar da ilgilenirken biz yavaşça çıkalım. Yavaşça çıkalım. Peki.
Oh dude.